Rallisi'nde 12 özel etap geçilecek. Pilotlar kozlarını zorlu toprak etaplarda paylaşacak. 118 kilometresi özel etap olmak üzere toplam 440 kilometre pilotlar zamana karşı yarışacak. Türkiye Rally Şampiyonası Bodrum Rally'si ile start alacak. 12 zorlu özel etap, toprak etaplar. Şampiyon seni bekliyor. Burak Çukurova, neler paylaşırsın? 2022 başlıyor. Gerçekten zor bir sezon olacak. En son 2012'de 7 tane süper 2000 bir arada yarışmıştık. Bu sene 9 tane R5 otomobil var. Birçok Rally 3 otomobil var. Rally 4'ler var, R2'ler var. Çok araba var. Güzel bir sezon olacağını düşünüyoruz. İlk yarış Bodrum'da başlıyor. Geçen sene kazandığımız yarışta asfalttı, bu sene toprak oldu. Yine güzel etaplar açıkçası. Zorlu olacak. VRC yaptığımız Marmaris Rally'sine benziyor. Kırıcı, enteresan. Açıkçası biraz dezavantajlı başlayacağız yolu süpüreceğimiz için. Ama ikinci gün daha iyi olmasını bekliyoruz. Hatasız, hızlı, iyi olmak istiyoruz. İnşallah başarırız. Size de sezonca size de kolay gelsin demek istiyorum. Sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sonuçta yine bu şekilde bu senede yarışma şansını bize verdikleri için. Kolay bir sezon olmayacak. Rakiplerin hepsi çok kuvvetli. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapıp podyumda olmak istiyoruz. Evet, otomobiller güçlü. Evet. Pilotlar Orhan Ağacıoğlu, Ümitcan Özdemir, senin gibi onlar da güçlü pilotlar. Çok iyi. Podyumu zorlayan, evet. Ve podyumun tepesine yer alan pilotlar. Aynen öyle. Rekabet bayağı dolu dolu olacak diyor. Rekabet üst düzeyde olacak. Orhan'ın hızını, süratini, dayanıklılığını biliyorum. Ümitcan Özdemir geçen sene çok çok iyiydi. Uğur Soylu'yu biliyorum. Gerçekten çok iyi bir pilot. Onun dışında Cem Alakoç geçen sene son yarışta zaten yarıştık. O da müthiş hızlı. Ali Türkkan genç yetenek. O da hızlı. Hakkı Ağaoğlu'nu biliyoruz. O hızlı. Erkan Güral kendinde her zaman hız olan, istediği zaman hızlı gidebilen biri. O yüzden gerçekten hepsi birbirinden iyi. 9 tane rakibim var. Biz de içinde inşallah iyi olmaya çalışacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Takımım sonuçta çok tecrübeli. Herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Gönülden buradalar. O benim için çok değerli. Biz yıllardır şampiyon oluyorsak %51'i de onlar da. O yüzden de elimizden gelenin en iyisini yapıp bu sene de podyumun içinde olmak istiyoruz. Bakalım hayırlısı. Herkese kolay gelsin. Herkese başarılar diliyorum. Türkiye Rally Şampiyonası'nda heyecan dorukta, sezon Bodrum Rally'si ile start alacak. Ümitcan Özdemir geçen sezon çok başarılıydın. Özellikle son iki yarışta harikalar yarattın. Podyumun en üst basamağında yer aldın. Bu sezon tempo nasıl olacak? İlk yarış, toprak yarış, neler söyler? Öncelikle geçen sezon gerçekten bizim de beklediğimizden, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, çok iyi hazırlandık aslında geçen sezon kesinlikle ama performans olarak sezon başından beri yükselen bir grafik yakalamıştık. Ve sezonun son iki yarışında tabii kazanmamız çok mutluluk verici oldu. Bu sezona iyi hazırlandık çünkü nelerimizin eksik olduğunu aslında biliyorduk. Çünkü geçen sezon biraz bilinmezliklerle doluydu. İlk kez bu otomobili biniyorduk. İlk kez bu otomobil kullanıyorduk ve işte notlarımız tutacak mı vesaire gibi bir sürü soru işaretimiz vardı ama aslında onları birazcık açtık. Ne konuda eksiklerimiz ne olduğunu gördük. Bu konuda hazırlandık. Bu sezona iyi hazırlandık. Sezonun ilk yarışı Bodrum'dayız. İyi bir tarihte yapılıyor sıcaklık anlamında. Çünkü yazın ortasında olsa belki çok sıcak olabilir ama şu an hava da çok güzel. Etapları da bugün geçtik, antrenmanımız bitti. Etapları sevdik, birkaç kırıcı yer var. Onun dışında elimize oturacak gibi gözüküyor. Elimizden geleni yapacağız. Tüm takımımıza, sponsorlarımıza, herkese teşekkür ederiz. Türkiye Rally Şampiyonası'nda sezon Bodrum Rally'si ile start alıyor. 12 özel etap, toprak, zorlu etaplar seni bekliyor Ali Türkkan. Sezon için neler paylaşırsın? Hedefler konusunda neler söylersin?
Sezon Bodrum'da başlıyor. Bence çok özel ve güzel bir başlangıç. Hepimiz Bodrum'u çok seviyoruz. Dolayısıyla Bodrum'da yarışmak da hepimiz için ayrı bir keyif. Etaplar çok güzel. Bugün yorucu da olsa not çalışmalarımızı tamamladık. Güzel, uzun etaplar. Yer yer kırıcı, yer yer çok hızlı zeminleri var. Bazen Bodrum manzarası bizi karşılıyor. Bir anda bir virajdan çıkıyoruz ve önümüzde denizi görebiliyoruz. Gerçekten çok keyifli bir başlangıç oldu bizim için. Umarım da öyle gider. Yeni otomobilimiz bu sene Ford Fiesta R5. Ve R5 2 çekerden 4 çekere. Şimdi evet. Performansını tabii ki biz de merakla bekliyoruz. Avrupa Rally Kupası'ndan şampiyonlukla döndün. 2 çekerde gençlerde. Ve Balkan Rally Kupası'nda da yine başarıyla döndün. Eminim böyle bir otomobili kullanmak şu ana kadarki en büyük hayalindi diye düşünüyorum. Ne dersin? Tabii ki bir hayal olarak nitelendirebiliriz. Gerçekten yıllardır hep zevkle izlediğim, küçüklüğümden beri işte Focus VRC zamanından beri aslında izlediğim, videolarını imrenerek baktığım, sonuçta 4 çeker kuvvetli bir otomobilin direksiyonunda bugün ben varım. Bu sene hedefimiz Türkiye Rally Şampiyonluğu. Eğer bu hedefe ulaşabilirsek aynı zamanda Türkiye'nin en genç rally şampiyonu olarak bu unvanı Yağız abiden, Yağız Avcı'dan devralmış olacağım. Bildiğiniz gibi bu sene takımın tüm sloganı gençler ve Castrol Ford Team Türkiye olarak, Castrol Ford Team Türkiye'nin gençleri olarak takımın göğsünü kabartmak istiyoruz. Bodrum Rally'si için geri sayım başladı. 12 zorlu etap seni bekliyor. Ant, neler paylaşırsın? Tabii. Şimdi hepimizde çok büyük bir heyecan var yeni sezon için. Benim tarafımda da çok büyük değişiklikler var. Yeni bir otomobil, yeni bir ekibiz. İyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Notumuzu iyi yazdık. Bu akşam da iyi çalışacağız. Tabii biraz zorlayıcı etaplar, biraz daha kırıcı bir rally ile sezona başlıyoruz. Ama tabii ki heyecanlıyız parkurlara döndüğümüz için. Keyfimiz gayet yerinde. Onun haricinde hazır olduğumuzu hissetmek istiyorum. Hemen kopilotumuza soralım. Yol notları nasıl? Zorlu mu etaplar, kırıcı mı? Bazı etaplar kırıcı, bazıları gayet temiz. Andın yol notları da gayet temiz. İkimizin arasındaki uyum da iyi. Genç bir ekip olarak gözümüz podyumlarda her yarışta. İstekliyiz. Başaracağımıza inanıyoruz. Anda güveniyorum. Kesinlikle o podyumun üst basamaklarında olacağız bu sene boyunca. Serdar Bey, takım olarak hazır mısınız? Hazırız her zamanki gibi. Son derece heyecanlıyız, son derece mutluyuz. Uzun bir süre sonra tekrar Bodrum. Geçen sene biliyorsunuz deneme yarışı olarak yapılmıştı şampiyona dışında. Çok güzel bir organizasyondu. Ben en son burada 1992'de yarıştım Toprak Parkur'da. Yine tam 30 sene sonra tekrar Toprak Parkur'a dönüyor Ali. Bodrum gibi bir yerde yarışmak hakikaten çok güzel. Takım olarak da hazırız Castrol Ford Team Türkiye olarak. Biliyorsunuz gitgide takımı gençleştiriyoruz. Şu anda 22 yaş ortalamasına kadar geldik. 20'nin üzerinde otomobil yarıştırıyoruz. Bu Fiesta Rally 3'ler ilk defa dünyada, ilk defa Türkiye'de 6 tane bir arada yarışıyor. Çok mutluyuz. R5 pilotlarımız, bizim genç pilotlarımız Ali Türkkan R5'e geçti. Yine her zaman olduğu gibi kazanmaya odaklıyız. Elimizden gelen en iyisi yapacağız. Türkiye Rally Şampiyonası'nda sezon Bodrum Rally'si ile start alıyor. 12 özel zorlu toprak etaplar sizleri bekliyor. Yeni sezon için hazır mısınız? Neler paylaşırsınız? Antrenmanlar nasıldı? Bu bizim ikinci sezonumuz. Üst üste yaptığımız. Seneler önce ben yarışmıştım. 2006 yılında yarışmıştım en son. Bir geçen sene, bu sene de devam edelim dedim. Bunu da eşimle birlikte yapmak istedim. Sezon için hazırız. Bu sene daha da hızlanacağımızı düşünüyoruz. Toprak etaplar, antrenmanlar nasıldı? Yol notları nasıl, neler paylaşırsınız? Etaplar kırıcı, zorlayıcı ama keyifli. Bodrum çok güzel, bunun keyfi bir ayrı güzel. Böyle başlaması bizim için güzel oldu. Toprak tabii biraz şey oldu, yani ilk başlangıç için bir tık zorlayıcı asfalta göre. Ama güzeldi, güzel. Yorucu ve güzeldi.
Bodrum rallisi birazdan start alacak. Sezonun ilk rallisi toprak yarış. Orhan Avcıoğlu ara vermişti. Yeniden parkurlardasın. Heyecanlı mısın? Tatlı bir heyecan var, evet. Yani kaygı yok ama heyecan var. Bir buçuk yıl, iki yıl oldu en son yarıştan önce. Ondan önce de bir buçuk yıl civarı olmuştu. Dolayısıyla tam performansımızdan aslında 3 yıl gibi oldu. Bu süreçte de tabii boş durmadık ama yani test yaptık bir sürü defa. Bir sürü yarışa gittik. Ama hiçbiri yarışmak gibi değil tabii. Özlemişiz. Bu atmosferin içerisinde olmayı özlemişiz. 4 yıllık bir Avrupa Şampiyonası mücadelemiz oldu. Tek başımıza Türkiye'yi temsil ettik Avrupa Rally Şampiyonası'nda. Ondan sonra tekrardan Türkiye'ye dönüş yapmış olduk böylelikle. Artık bu sene Türkiye'de yarışacağız inşallah. Güzel bir sezon olur umarım. Keyifli bir yarış. Zor bir yarış olacak. Parkur oldukça zor. Rakipler? Otomobiller güçlü. Rakipler? Evet. Aynı, yani bizim kategoride 7-8 tane otomobil var. Rakiplerin hepsine saygı duyuyoruz tabii ki. Hepsi eşit derecede. Bizi zorlayacak. Biz biraz daha büyük resme bakıp senenin sonunda mümkünse, kısmetse şampiyon olmak hayali içerisindeyiz. Hayırlısı, kısmet. Yani bizim için güzel bir yıl olur umarım. Herkes için güzel bir yıl olur. Toksport'a çok teşekkürler bu fırsat için. İnşallah bu sezon senenin sonunda gelen biz oluruz. Türkiye Rally Şampiyonası Bodrum Rally'si ile start alacak. Heyecan dorukta, biz çok heyecanlıyız. Tosvet Başkanı olarak sezon için neler söylersiniz Eren Üçler Toprağı? Tabii biz de çok heyecanlıyız. Biliyorsunuz Bodrum'da Ulusal Şerelix Türkiye Rally Şampiyonası startını veriyoruz. 66 kayıtla başlıyoruz. Dolayısıyla bu zorlu sezonun ilk yarışı Bodrum'dan başlıyor. Geçen sene biliyorsunuz bunu mahalli olarak ama ulusal aday olarak yapmıştık. Dolayısıyla etapları da toprağa çevirdiğimiz noktada çok heyecan verici, bir o kadar da kırıcı bir yarış olacak. İnşallah kazasız belasız, bol rekabetli bir yarış olur. Evet, kayıtlı sisteme baktığımızda çok güçlü otomobiller görüyoruz ve güçlü pilotlar görüyoruz. Eminim rekabetin de dozu bir hayli yüksek olacak. Peki, şunu söyleyebilir miyiz? Marmaris'te harika Dünya Rally Şampiyonası'nın yarışlarını yaptık, Rally Turkey'yi. Ve acaba burası önümüzdeki dönem için VRC'nin ayak sesleri diyebilir miyiz Rally Turkey için, olabilir mi? Ben daha çok heyecanlanıyorum, öyle hissediyorum, bilmiyorum. Toprak yarışı olması, özellikle 12 özel etaba çıkmış olması, geçen sene bu kadar görememiştik açıkçası. Böyle bir lokasyonda harika bir ortam var. Heyecanımız büyük, bilmiyorum. Doğru mu düşünmüşüm, hissetmişim? Ya tabii, sonuçta hepimizin ortak tutkusu, heyecanı rally. Hani biz çok önemsiyoruz. Tabii ki Dünya Rally Şampiyonası'nın Bodrum'da olması da çok önemli ama ben bunu geçtiğimiz haftalarda dile getirdim. Şu anda Dünya Rally Şampiyonası'nın takviminin bize önerdiği tarihler yaz ayları. Dolayısıyla yaz aylarında hani Marmaris olsun, Bodrum olsun, güney sahillerimiz olsun, mevcut turist durumundan dolayı buraları kullanamıyoruz. Bir yandan da biliyorsunuz yangın durumu söz konusu. Marmaris'te yaklaşık etaplarımızı %60'ını kaybettik. Dolayısıyla bu endişemiz de her zamankinden daha fazla şu anda. Yani inşallah, biz sonuçta promotörle devamlı görüşme halindeyiz. Bir taraftan bakanlığımızla da tabii her zaman görüşme halindeyiz. İleride bizim için hem uygun koşulların sağlandığı hem de etap örgümüzün Dünya Rally Şampiyonası'yla örtüştüğü noktada biz mutlaka bu işin içinde olacağız. Hani biliyorsunuz 3 yıl boyunca çok önemli zamanlarda yaptık. Dolayısıyla bu dirsek temasımız devam ediyor olacak. Ama hem Dünya Rally Şampiyonası'nın geldiği nokta, biliyorsunuz bir rotasyon sistemine geçtiler. Bizim boş bıraktığımız yere de Yunanistan geçti. Dolayısıyla Yunanistan'ın da sözleşmesi önümüzdeki yıl bitiyor. Biz de bu temaslarımızı, bu ilişkilerimizi sürdürerek uygun bir fırsat olursa mutlaka ve mutlaka Dünya Rally Şampiyonası'nı tekrar ülkemizde düzenlemek istiyoruz. Türkiye Rally Şampiyonası da sezon Bodrum Rally'si ile start alıyor.
Bodrum Rally'sine bugün birinci gün. Rally'de bugün 6 özel etap geçilecek. Biz şu an Sibde etabındayız. Rally'nin en uzun etabı, yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda. Orman içi, toprak zeminde, sıkça virajların olduğu zorlu bir etap burası. Evet, pilotların podyum savaşı şimdi Süper Spor'da. Sibde bir özel etabı BCVG Motorspor takımından Burak Çukurova, Burak Akçay ekibiyle start aldı. 3 kez Türkiye Rally Pilotlar Şampiyonu olan Burak Çukurova 4. şampiyonluk için gaza basıyor. Castrol Ford Team Türkiye'nin güçlü ekibi Ümitcan Özdemir, Batuhan Memiş yazıcı. Geçen yıl şampiyonayı ikinci sırada tamamladılar. Bakalım bu sezon nasıl bir performans sergileyecekler? Araç içerisine konuk oluyoruz. Sol bir kısa ile fren kayar. Sağ beş taytlar dış ağaç. 10 meydan geniş. Sağ 3 orta indi. 2 orta. 10. Sağ 4 gizli. Çok iç. Bodrum Rally'sinde pilotlar tozu dumana katıyor. Ve işte rally'nin parlayan yıldızı Red Bull sporcusu Ali Türkkan. Bu sezon R5 otomobille şampiyonluk parolasıyla start aldı. Top Sport VRT takımından Orhan Avcıoğlu, Burçin Korkmaz ekibi. Güçlü ekip 3 yıl aranın ardından tekrar Türkiye Rally Şampiyonası'nda zirve mücadelesi verecek. Ve işte Cem Alakoç, Emir Şahin. Bu sezon R5 otomobille start aldılar. Araç içerisinde konuk oluyoruz. Etabı Sibda 1 etabı 15 kilometre uzunluğunda ve Uğur Soylu, Onur Vatansever ekibini izliyoruz. Güçlü bir performans sergiliyorlar. Fiat Motorspor takımından Fatih Karabilge Ayan. Toprak etapta zorlu bir mücadele izliyoruz. Bodrum Rally'sinde bugün 6 özel etap geçilecek. Termera, Sibda, Ternesos etapları ikişer kez geçiliyor. Evet, yarın 6 özel etap daha geçilecek. Bodrum Rally'sinde 66 otomobil, 132 sporcu start aldı. ...117 kilometresi özel etap olmak üzere toplam 423 kilometre pilotlar zamana karşı yarışıyor. Start listesine baktığımızda 9 adet R5 sınıf otomobil, 6 adet R3 sınıf otomobil, 3 adet Evo 9 ve 3 adet R4 otomobil görüyoruz. Bu sezon güçlü otomobiller yarışıyor. Şampiyonluk mücadelesi çok çetin geçecek. Araç içerisindeyiz. 10 kapı numarasıyla Yıldıray Demircioğlu, Mehmet Köloğlu ekibini izliyoruz. 10, sol 2. Sol 2. 30. Bu
Bodrum Rally'si tüm hızıyla devam ediyor. İşte Castrol Ford Team Türkiye'den Serhan Türkkan, Koray Akgün ekibini izliyoruz. Rally 3 otomobilleriyle mücadele ediyorlar. Bodrum Rally'sinde heyecan tam gaz devam ediyor. Biz şu an Termere 2 etabındayız. Rally'nin en kısa etabı, yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda. Bu etapta sıkça virajlar, uzun düzlükler var. Oldukça teknik bir etap. Bodrum Rally'sinde Termere 2 etabındayız. Burak Çukurova, Burak Akçay ekibi start aldı. Şu ana kadar 3 özel etap geçildi. Genel klasmanda 5. sıradalar. Zamanları 24 dakika 56.3 saniye. Bodrum Rally'sinin en kısa etabı Termere 2. Evet, Ümitcan Özdemir, Batuhan Memiş yazıcıyı izliyoruz. Genel klasmanda 4. sıradalar. Zamanları 24 dakika 54.5 saniye. Castrol Ford Team Türkiye'nin genç ekibi, genç pilotu Ali Türkkan, Burak Erdener start aldı. Şu ana kadar 3 özel etap geçildi ve genel klasmanda 3. sıradalar. Zamanları 24 dakika 53.7 saniye. Araç içerisine konuk oluyoruz. Hemen sol 4 iç, sağ 3. Geçen yıl Avrupa Rally Kupası ve Balkan Rally Kupası'nda genç pilotlar ve iki çeker sınıfında şampiyon olan Ali Türkkan'ın pilotajını izliyoruz. Ve işte Bodrum Rally'sinde 3 özel etap geride kaldı ve genel klasman birincisi Orhan Avcıoğlu. Burçin Korkmaz ekibini izliyoruz. Zamanları 24 dakika 02.4 saniye. Adeta tozu dumana katarak yol alıyorlar. Ve işte Cem Alakoç, Emir Şahin. Toksport VRT takımının diğer ekibi. Bu sezon oldukça iddialı bir ekip. Bakalım nasıl bir performans sergileyecekler. ...2022 Türkiye Rally Şampiyonası'nda sezon Bodrum Rally'si ile start aldı. Bu sezon 7 yarış var. Pilotlar toprak karakterli Bodrum Rally'sinden sonra asfalt karakterli etaplara sahip olan Bursa Rally'si ile sezona devam edecekler. Güçlü pilotlar kozlarını asfalt etaplarda paylaşacaklar. Renault Clio Trophy Türkiye'den 9 kapı numarasıyla Buğra Can Kılıç, Yusuf Çalık ekibini görüyoruz. Orman içi, uzun düzlüklerin, sıkça virajların olduğu rally'nin en kısa etabında Rally 4 otomobilleriyle mücadele ediyorlar. Ve işte JP Garage My Team takımından 14 kapı numarasıyla Erkan Güral, Burak Koçoğlu start aldı. Rally'de yarın 6 özel etap daha geçilecek. Türkiye'nin tek ödüllü rally etkinliği olan Bodrum Rally'sini bakalım kim kazanacak?
toz temizledik. Öncü çıktığımız için maalesef bütün etaplarda yolu açtık. Bir 30-40 saniye kaybettik. Rakiplerin hepsi çok iyi gidiyor. Biz ilk günü dördüncü olarak tamamladık. Güzel, hatasız geçtik. Yarın biraz daha iyi olacağını düşünüyorum. Sıra onlarda yolu temizleme görevi. Yarın bakalım, başta da dediğim gibi podyumda olursak mutlu olacağız. Bakalım, herkese kolay gelsin. Etaplar güzeldi. Biz bugün farklı bir strateji denedik aslında. Evet. Geçen sene biraz lastik konusunda problemler yaşamıştık. Bazı yarışlarda lastik patlatmıştık. Bu yüzden istemediğimiz sonuçlar almıştık aslında. O yüzden bu yarışta da böyle bir risk olduğu için farklı tipte bir lastik denedik. Herkesten farklı tipte bir lastik denedik. Biraz daha yanakları sert ve daha yumuşak bir lastik. Kimi etaplara uydu, kimilerine uymadı. Bakalım yarın herhalde. Yarın için tempo ne olacak? Yağmur da bekleniyor. Ne dersin? Yani yağmur bekleniyorsa tabii bütün strateji değişir. Tempo yine aynı şekilde, elimizden gelen her şeyi, en iyisini yapmak. Tabii bütün lastikler, ayarlar, her şey değişecek, notlarımız değişecek. Bakalım, yarını bekliyoruz. Yarın hazırlanacağız şimdi. Akşam gidiyoruz servise. Güzel bir gün oldu. Çok şükür. Uzun zamandır tabii yarışmıyoruz. İlk defa yarışıyoruz. Çok özlemişiz yarışmayı. Problemden uzak durduk. Kaşlara, yani taşlara, kayalara dikkat ederek elimizden geleni yaptık bakalım. Yarın yine uzun bir gün. Evet, lider olarak kapattık bugünü ama. Tempo ne olacak yarın? Aynı tempo devam. Tempoyu değiştiremeyiz. Yağmur yağma ihtimali var. Öyle konuşuluyor. Onun için ne söylersin? Toprak etaplar, zorlu etaplar Orhan. Evet, yağ etaplar zorlu ama koşullar herkes aynı. Dolayısıyla problem yok. Yağarsa adapte olup elimizden yine gelen en iyisini yaparız. Ali, 6 zorlu toprak etap. R5 otomobilin direksiyonunda ayağını gazdan hiç çekmedin. Güzel zamanlar çıkardın. Nasıldı ilk gün senin açından? Gün bizim için oldukça zor başladı. Çünkü burada 4 bilinmezle mücadele ediyoruz. Hem kendimle mücadele ediyorum, hem Burak abiyle, hem de aslında bunun bilinmez olmasının sebebi Bodrum'da ilk defa yarışıyor olmamız ve ilk defa R5'le yarışıyor olmamızdı. Ama 3 etap aşağı yukarı bir uyum sağlamamız için bize yeterli süreyi verdi. Böylece ikinci loop'ta daha iyi bir tempo tutturabildik. Tabii ilk loop'a alışmak için geçirince de ön gruptan biraz ayrılmış olduk. Şu an üçüncü durumdayız. İkinci loop başında hedefimiz ön gruplu olan farkı göz ardı edip arkamızdakilerle olan farkı açmaktı. Ve bunu da başardık. Şu an rahat sayılabilecek bir üçüncülüğümüz var ama rally'de her zaman tetikte olmak lazım. Ya, güzel bir yarış. Öncelikle organizasyondaki herkese teşekkür ederim. Ufak aksaklıklar oldu ama toprak yarışının iyi ki bu. İleride VRC adayı olabilecek bir yarış olduğunu düşünüyorum. Etaplar çok keyifliydi öncelikle. Arabamız da çok iyi. İlk kez yarışıyoruz. Bu kendi otomobilimiz. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bugünlük bu kadar oldu. Bir kere de lastik patlattık. Sonra lastik patlattıktan sonra son etap gerçekten biraz kırıcıydı. Orada son geçişte de biraz daha dikkat ettik ama önümüz arkamızda bir 30 saniye. Yarın da 60 km daha bir yarış var. Evet. Bu şeyi koruyarak burada bitirmek istiyoruz hedefimizi ama dediğim gibi yani her an herkesin başına bir lastikle ilgili bir şey gelebilecek bir yarış. O yüzden çok da boş bırakmamak lazım. Uyumamak lazım. Elimizden geleni yapacağız. Bodrum Rally'sinde ilk gün sona erdi. 6 zorlu özel etap geçirdi ve Orhan Avcıoğlu liderlik koltuğunda oturuyor. Ardından Cem Alakoç'u görüyoruz. 3. sırada ise genç pilot Ali Türkan. Bodrum Rally'sinde bugün ikinci gün. Evet, bugün 6 özel etap daha geçilecekti fakat sabah yarışın olacağı bölgede çıkan orman yangını nedeniyle 6 özel etap iptal edildi ve Bodrum Rally'si sona erdi. Orhan Avcıoğlu,
Bodrum Rally'si sona erdi. Sezonunun ilk yarışı Zafer senin ve Burçin Korkmaz'ın oldu. Harika bir ekiptiniz. Neler paylaşırsın Orhan? Evet, bir süredir hazırlanıyoruz tabii. Yarışa girmiyoruz 3 yıldır neredeyse. Dolayısıyla çok özlemiştik. Birincilikte taçlandırmış olmak çok keyifli oldu. Ama sezon uzun. 7 yarışlık bir sezon. Dolayısıyla bir tanesini yaptık şu anda. Çok mutluyuz. Toksport adına birinciliğimizi aldığımız için çok mutluyuz. Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Şimdi bir başlangıç yaptın. Evet, şimdi hedefimiz tabii ki daha çok çalışıp bundan sonraki yarışlarda da yine tepede olup yarış yarış bakacağız. Evet, bundan sonra Bursa Rally'si var. Onda telefon olacak. Asfalt zeminde yapılacak Bursa Rally'si. Dolayısıyla tamamen başka. Yani arabanın sürüş dinamikleri tamamen başka, ayarları tamamen başka. İyi bir test yapmamız, iyi bir antrenman yapmamız gerekiyor öncesinde. Elimizden geleni yapacağız orada. Bakalım Bursa bize ne getirecek. Burçin Korkmaz, tebrikler. Orhan Ağacıoğlu ile birlikte harika bir tempoda Bodrum Rally'sinden zaferle ayrılıyorsunuz. Yol notlarını sana bir kez daha soralım. Toprak etaplar, zorlu etaplardı. Neler paylaşırsın? Oldukça kırıcı etaplardı. Kollamamız gerekiyordu kendimizi. Uzun süredir not konusunda epeyce yol ilerledik. Orhan'ın notları oldukça constant, oldukça başarılı. Burada da kendimize iyi not çıkardığımızı düşünüyoruz. Şu anda da bulunduğumuz nokta birincilik. Çok şükür. Güzel puanlarla ayrılıyorsunuz. Evet, aynen. Peki, deneyimli bir ekip olarak ben şunu sormak isterim size. Burası önümüzdeki yakın dönem için VRC klasmanında etaplar, öyle bir organizasyon, hani zemin, toprak karakteri nasıl? Çok güzel bir coğrafyaya sahip. Marmaris'te VRC yapabiliyoruz. Neden Bodrum'da yapamayalım? Karakterler birbirine çok yakın. Coğrafi karakterler, yol karakterleri birbirlerine çok yakın. Eminim hem asfalt olarak hem toprak olarak bir VRC spekte burada yarış çok rahat yapılabilir. O düşüncedeyim. Orhan, deneyimli bir pilot olarak peki teknik açıdan ne söylersin? Pilotaj? Tabii çok çok teknik etaplar. Yani hızlı yer var, yavaş yer var, kırıcı yer var, temiz yer var. Dolayısıyla birçok karakteri içinde barındırıyordu Bodrum Rally'sinin toprak versiyonu. Eminim daha fazla etap bulunabilir. Burada bu yarış daha da güzelleştirilebilir. Bodrum tabii ki çok büyük bir turistik merkez. Dolayısıyla yurt dışından gelecek olan turistler için, diğer yarışmacılar için de büyük imkanlar var. Merhaba Cem, tebrikler. Emir, tebrikler. Teşekkür ederiz. Güzel bir yarış oldu. Biz podyum istiyorduk bu yarışta, ilk yarışta. Bu sezon şansımızı denemek istiyoruz şampiyonada. İkinci olarak bitirmiş olduk. Yani biraz bir gün kısa olduğu için fotoğraf bugün çekilmiş, dün itibariyle çekilmiş oldu ama önümüz ve arkamız açıktı. Yani bir mekanik arıza ya da bir lastik patlaması durumda böyle biterdi diye düşünüyoruz. Biz çok keyif aldık organizasyondan. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Toprak yarışlar zahmetli oluyor. Ve ilk kez de yapıldığı için ufak tefek şeyler oldu ama her sene görmek istiyoruz biz Bodrum Rally'sini. Emir, sen neler söylüyorsun? VRC adayını olduğunu bildiğimiz bir yarış. İnşallah bir sonraki sene veya sonraki sene inşallah VRC'de görmesini istediğimiz bir organizasyon ve bir doğa yapısı var. Dediğimiz gibi kendi otomobilimizde ilk yarışımızdı. İnşallah daha fazla geliştirip daha basamakta yukarıda olmak istiyoruz. Bursa'da görüşmek üzere. Bursa'da görüşmek üzere. Teşekkürler. Ali Türkan, tebrikler, podyumdasın. Sezonun ilk yarışı Bodrum Rally'si, toprak etap ve V5 bir otomobille harikalar yarattın. Çok iyi zamanlar yaptın. Neler paylaşırsın? Tabii üçüncü olduğumuz için mutluyuz, bizim için. Hem Burak abiyle hem de yeni otomobilimiz Fiesta R5 ile sezona güzel bir başlangıç oldu. Podyumdayız. Tabii ki ikinci gün orman yangınları sebebiyle yapılamadı. Hem ormanlarımızın yandığı için çok üzgünüz. Hem de onun yanında az sayılabilecek bir üzgünlükte yarışamadığımız için oldu. Ama esas acımız ormanlarımız tabii ki. İlk günün neticesinde de yarışı üçüncü olarak tamamladık. Puanlarımızı aldık. İstanbul'a dönüyoruz. Kutluyoruz seni ve bundan sonra Bursa Rally'si var. Asfalt yarış. Senin pist tecrüben inanılmaz.
şampiyonluğum var. Türkiye'nin en genç pist şampiyonu olan pilotusun. Bu konuda neler söylersin? Tempo ne olacak senin için böyle bir otomobille Bursa'da? Bursa'da şöyle bir avantajımız olacak. Aslında bu yarışta hem Burak abiyle ilk yarışımızdı hem de Fiesta ile ilk yarışımızdı. Bursa'da hem Burak abiyle biraz daha iyi bir uyumumuz olacak. Hem otomobille aynı zamanda etap bilinmezleri de ortadan kalkıyor. Çünkü ben Bursa'da iki kere yarıştım ve epey tecrübeliyim, etaplarına hakimim. Buna bağlı olarak temponun çok daha yüksek olacağını söyleyebilirim. Veda ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.